Arkadaşlar selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın her yerinden fark etmeksizin Amazon'a nasıl ürün yollayabilirsiniz? Bir nevi kendi arı deponuz olmayı öğreteceğim. Belki de kanalın teknik anlamda en önemli videosu olabilir. Yorumlarınız, beğenileriniz bizim için en önemli motivasyon. Bunu da dedikten sonra biraz Amazon'da ürün gönderimi hakkında konuşalım. Amazon'da ürün gönderimi yaparken nerede oluyorsanız olun arı depolarla genelde çalışıyoruz. Ve arı depolar kar marjımızı ürün adeti noktasında %5 ile %10 kadar düşürebiliyor. Çünkü etiketleme ücreti var, kutu ücretleri var vesaire. Kar marjını daha maksimize bir seviyede tutmak için kendiniz aslında Amazon'a ürün gönderebilirsiniz. Bunu nasıl yaptığımızı bilgisayar üzerinde binaen size gösteriyor olacağım. Ancak tabii bunun için yani ürünü kendiniz göndermeniz için belli başlı materyallere ihtiyacınız var. Bunlardan bir tanesi tabii ki ürün. Bakın arkadaşlar ürünümü bile gösteriyorum daha anlaşılabilir olsun diye. Ürünü belirledikten sonra yapmanız gerekenler bir tane termal bir yazıcı. Hem ürün etiketi için hem de kutuya koymanız için ihtiyacınız olan etiketlemeler olacak. Bakın ben burada ürün etiketlerini çıkardım. Bunları nasıl kullanabileceğimizi videonun ilerleyen kısımlarında görüyor olacaksınız zaten. Ardından ihtiyacınız olan şeylerden bir tanesi de roll dedikleri yazıcının kağıdı. Bunları da almanız, tedarik etmeniz gerekiyor. İsterseniz ben kendi kullandığım termal yazıcımı sizlere videonun altında verebilirim. Ona bakabilirsiniz. Ben bunun herhangi bir sorunu yok ama daha pahalı seçenekleri de tabii ki var. Termal yazıcıyı ve ürün kağıtlarını yani rolü aldıktan sonra aslında ihtiyacınız olan bir diğer şey de kutu olacak. Kameraman arkadaşımdan ben rica edeyim. Kutuyu da size şu an göstersin kutuları da. Göndereceğiniz ürünlerin ebatına göre belli başlı kutular seçebilirsiniz. Şu an iki tane farklı kutu görüyorsunuz. Ürünler Amazon tarafında nasıl FBA operasyonuyla etiketlemelerinizi alabilirsiniz? Nasıl ürünlere basabilirsiniz? Gelin bir bilgisayar tarafına geçelim. Bilgisayar tarafından sonra tekrardan burada buluşacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden çok kısa web sitesi açılışının duyurusunu yapmak istiyorum. Halihazırda bir web sitemiz vardı. Ancak içeriğini güncelledik, geliştirdik ve yeniledik. Değer tekliflerimizi incelemek ve bizlerle bizzat iletişime geçmek için www.berkboyucuoğlu.com üzerinden iletişime geçebilir. İçeriklerimize daha yakinen göz atabilir ve birebir ön görüşme randevusu için burada iletişim kısmında bizlere iletişim bilgilerinizi bırakmanız yeterli. Ekip arkadaşlarından birisi sizlerle iletişime geçiyor olacaktır. Ayrıca Discord kanalımızda da birçok ücretsiz içerik ve kaynak var. Discord kanalımıza da yine web sitemiz üzerinden iletişim kısmında ücretsiz Amazon haberleşme grubumuza katıla basarak Discord kanalımıza erişim sağlayabilirsin. Şimdi hazırsak satıcı hesabı üzerinde Amazon'da FBA operasyonlarına geçiş yapalım. Evet arkadaşlar şu an bir test mağazası üzerindeyim. Ürünler nasıl FBA olarak listelenir ve etiketlendirme işlemleri olur? Hep beraber bunu inceliyor olacağız. Öncelikle hangi ürün asinlerini Amazon'a gönderecekseniz ilk önce o asinleri buraya girip listelenmesini yapmanız gerekiyor. Listelenmesini yapmadan Amazon'a ürünü gönderemezsiniz tabii ki. Önce asini giriyorsunuz. Daha sonrasında girdiğiniz asin inventory kısmında yer aldıktan sonra artık Amazon FBA gönderimini yapabilecek duruma gelmiş oluyor. Arkadaşlar Manage All Inventory'ye geldikten sonra Manage All Inventory'de hangi ürünleri Amazon FBA olarak gönderimini yapacaksak o ürünleri seçmem gerekiyor. Bu ve örnek olarak aşağıdaki su şişesi ürünümü seçiyorum. Üste gelerek Action to Selected bölümünden Convert to Fulfilled by Amazon seçeneğine basıyorum. Burada ürünleri tekrardan karşıma getirdi ve bu iki ürünü Amazon FBA listelemesine alacaksın. Kabul ediyor musun diye soruyor. Evet devam et diyorum. Şimdi arkadaşlar bakınız burada Barcode Type olarak Amazon Barcode Only geldi. Barcode Type dediği ürünlerin arkasında ya da altında olan barkodlar oluyor. Bu barkodlar ikiye ayrılıyor. Bir tanesi Amazon barkodları, ikisi de üründeki üreten üreticinin yani manufacturer barkod olarak geçiyor. Manufacturer barkodda ürünü ek olarak Amazon'un size verdiği etiketi, şu etiketten bahsediyorum, efendim şu etiketi olarak da geçer. Bunu yapıştırmanıza gerek kalmıyor. Üretici barkoduyla gönderebiliyorsunuz. Ancak üretici barkoduyla Amazon'a ürün göndermenin sorunu şu. Eğer olur da ürünün dışındaki etiket herhangi bir zararı görürse ve Amazon deposundaki çalışanlar ürünü tarayamazsa barkodu üzerinden ürünü de tarayamayacağı için orada ürününüzün kaybolma olasılığı çok yüksek. Bunu destekleyen ürünleri yollamak önemli.
Genelde Amazon barkodunu zaten destekler ürünler ama bazı ürünlerde de sadece üretici barkodu istiyor. Bunu da anlattıktan sonra artık sağ kısımda list as FBA and sent to Amazon diyebiliyorum. Eğer sadece FBA olarak listeleyeceksiniz ama henüz Amazon'a gönderim operasyonu kısmına geçmeyecekseniz ilk kısmı da seçebilirsiniz. Ben şimdilik ikinci kısmı seçiyorum. Çünkü gönderime hazırlanacağım için bir nevi anlatımımda bu benim için önemli. Şimdi arkadaşlar bu kısımda bizden ürünle alakalı herhangi bir ek bir hazırlığa gerek olup olmadığını önceden gönderimlerinizde Amazon deposunda bu ürünü küçük bir ürün mü, delici, kesici bir ürün mü, akışkan bir ürün olup olmadığını size soruyor. Bakın burada benim seçtiğim ürünlerde ön hazırlığı gerekmiyor. Preparation not required olarak gözüküyor. Eğer sizde gözükürse ürününüzün herhangi bir ön hazırlığı gerektiriyorsa şayet onları seçmeniz gerekiyor ki Amazon'un da bundan haberi olsun. Bu kısımları dediğim gibi boş geçmeyin. Bakın burada Marketplace Destination ürünler nereye gidecek diye size soruyor. Amerika ise Amerika, İngiltere ise İngiltere. Ona göre seçiminiz yapabilirsiniz. Ship from kısmı çok önemli arkadaşlar. Ship from kısmı da ürünü nereden yolladığınız. Ürün Amazon arı deposuna sizin arı depolarınızdan yollanılıyorsa arı depo adresini buraya giriyorsunuz. Eğer evinizden ürünü yollayacaksanız evinizin aslında buraya adresini girmeniz gerekiyor. Örnek olarak İzmir'de böyle bir adres seçtim ve ürünü kendim Amazon depolarına yollayacağımı düşünelim. Burada arkadaşlar ne kadar birim başı ürün göndereceğinizi soruyor size. 20 tane ürün göndereceğim diyelim buradan. Bu da 10 tane olsun. Genelde Amazon cilt bakım, şampuan, kuru gıda ürünlerinde size ürünün son kullanma tarihini sorar. Ve son kullanma tarihi 120 günden erken olamaz. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Buraya ben bir tarih girdim şimdi. Ve ready to pack diyorum. Yani şu an gönderilmeye hazır. Arkadaşlar bakınız burada print all SKU labels dedi. SKU labels dediği şey şu. Ürünlerinizin alt kısmını yapıştıracağınız barkodlar oluyor küçük olarak. Zaten videonun ileriki aşamalarında bunun nasıl bir etiket olduğunu göreceksiniz. Ve burada seçmeniz gereken kısımlar evden yolluyorsanız şayet thermal printing ve 2,1 inçe 1 inç olması lazım. 2,1 inç to milimetre diyoruz. 53,34. 1 inç ise 50,8. 1 inç ise 25,4 milimetre oluyormuş. Buradaki gibi 53'e 25 şeklinde girebilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar bakın şöyle print all dediğim zaman ürünler şu şekilde karşıma tek tek geldi. Dediğim gibi küçük etiketler oluyor. FNSKU etiketleri olarak geçiyor ve bunlar ürününüzün alt kısmında ürünlerin alt ya da yan kısımlardaki barkodun tam olarak üzerine denk gelecek şekilde yapıştırılarak hazırlanıyor. Şimdilik buraya cancel diyorum ve siparişime devam ediyorum. Pack individual unit istiyorum. Hazırlanışı sürüyor. Şimdi arkadaşlar burada bize sorduğu önemli bir tane soru var. Diyor ki eğer ürünlerin hepsi bir kutuya mı sığacak yoksa farklı farklı kutular mı kullanacaksın? Eğer hepsi bir kutuya sığacaksa hepsi bir kutuya sığacak diyorum. Eğer farklı farklı kutular kullanacaksam bir tane, iki tane, üç tane multiple box diyorum. Burada web formu 10'a kadar destekliyor. 10 taneye kadar web formu şu şekilde görebiliyorsunuz ve buradan ürünlerinizin uzunluğunu, ebatını ve yüksekliğini TÜİK'e göre girebiliyorsunuz ağırlıklarıyla beraber. Eğer onu üzerinde kutu gönderim yapacaksanız burada web form değil de yine multiple box'ı seçelim. İşte eğer 11 dersem artık burada Excel file'ı yüklemem gerekiyor. İşte 15 tane olacak diyelim. Generate Excel file dediğim zaman Excel dosyası üzerinde buradaki gösterdiğim web formun daha büyük versiyonu 15 kolum, 20 kolum artık neyse ayrılmış bir şekilde Excel'de görüyor olacaksınız. Şimdi anlatımın daha seri olması açısından ben hepsi bir kutuya sığacak diyorum ve devam ediyorum. Kutu ölçüleri 16, 16, 18 olsun. Uzunluğu, ebatı ve yüksekliği olarak düşünebilirsiniz bu kısmı. Ağırlığı da arkadaşlar 10 kilo diyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey Amazon'a ürünleri yollarken ürün 50 pound yani yaklaşık 24-25 kiloyu geçemez. Eğer 24-25 kiloyu geçiyorsa o ürünlerde bir azaltmaya gitmeniz gerekiyor. Aynı zamanda eğer ürün paketiniz 15 kilonun üstünde ise ağır
etiketinin koli üzerinde olması gerekiyor. O etiketi de şöyle heavy labels diyerek göstermeye çalışayım. Bakın şöyle bir etiket arkadaşlar ya da şu soldaki gibi bir etiket iş görür. Bu Amazon'un zaten kendi FBA olarak kullanıldığı etiketler. Eğer 15 kilonun üzerinde ise siz bu etiketi yapıştırmanız gerekiyor kutunun dışına. Zaten ara depo ile çalışıyorsanız onlar bunu sizin için yapıyor ama biz burada kendimiz nasıl ara depo oluruz, kendimiz nasıl ürün göndeririz onu incelemeye çalışıyorum. Confirm Packing Information diyorum. Arkadaşlar bakın burada ürünler eğer yani ölçtünüz herhangi bir kutuda bir sorun çıkmadı ama ürünün ebatında eğer bir sorun çıkarsa herhangi bir sorun olmuyor. Bu kısmı devam et diyerek ilerleyebilirsiniz. Ancak dediğim gibi filonun Amazon kurallarını aşmadığına emin olun. Confirm and Continue diyorum. Burada ürünü ne zaman yollayacağımı bana soruyor. Ürünü yarın yollaymış olayım. 16'sı diyelim. Ve burada arkadaşlar Small Parcel Delivery ve palet olarak yollanılan ürünler için bir seçime yapmanız gerekiyor. Ben Small Parcel diyorum. Daha küçük çaplı olduğu için. Şimdi buradaki kısım çok çok önemli arkadaşlar. Eğer ürünleri Türkiye'den yolluyorsanız Amazon UPS ile herhangi bir partnerlik yapmıyor Türkiye'de. O yüzden ikinci seçeneği seçip siz ürünü kutuladıktan sonra ya UPS'e ya da DHL'e vermeniz gerekiyor. Sanırım Türkiye'de DHL olup olmadığını emin değilim ama UPS var. UPS seçmeniz gerekiyor ve UPS'in hava kısmını seçmeniz gerekiyor. Diğer türlü çok zaman alabilir. Tabi buradaki karayoluyla giderse ne kadar süre alacağını muhakkak ofise gidip UPS ofisine gittiğiniz zaman görevliye sormanız gerekiyor. Ancak hava en kısa yol olarak tercih edebilirsiniz. Eğer UPS hali hazırda sizde varsa yani Amerika'da, İngiltere'de yaşıyorsanız ya da yurt dışındaysanız ve yurt dışından Amazon ürün göndermek istiyorsanız depolarına UPS Amazon partnerli olarak kuryesi sizde aktif hale gelecektir. Bir sonraki sayfada onu da gösteriyor olacağım zaten. Şimdi bu kısmı Türkiye'den gönderiler için düşünebiliriz. Burayı seçtikten sonra UPS'i de seçtiniz. Ürünler ne zaman ulaşacak diye soruyor. Ürünlerim de mesela Mart'ın sonunda ulaşacak diyelim. Burada zaten size bir aralık veriyor arkadaşlar. O yüzden bu aralığın dahilinde ürünlerin oraya yollandığına emin olmamız gerekiyor. Sonrasında accept charge istiyorum. Bakın burada benden herhangi bir ücret işlemi almadı. Çünkü ben kendi gönderimimi kendim yapacağım. Ürünlerimi paketledikten sonra kutuyu kendim UPS'e götüreceğim ve kendim orada UPS ofisine ücretlendirmesini yaptırtacağım. Burada alternatif olarak Navlungo gibi yollarında kullanabilirsiniz. Onlar sanırım eve gelip sizden paketi alıyorlar ya da bayiye ürünlerinizi, paketinizi yollamanızı sağlıyorlar. O paket onların ara deposuna Türkiye'de ulaşıyor ve onlar direkt gönderimini yapıyor. Web sitesine girdiğiniz zaman Navlungo'nun ya da diğer çözüm ortaklıklarının ne kadara Türkiye üzerinden ürünleri Amerika'ya, İngiltere'ye ya da yurt dışındaki herhangi bir ülkeye yollayabilirsiniz. Görebilme imkanınız var. İlerleyen videolarda eğer bu kısımlara da girmemi isterseniz anlatabilirim. Türkiye'den ürünleri yollarken hangi kargo firmaları ile nasıl çalışabildiğinize. Dediğim gibi ya UPS'e gidip bunu kendiniz halledeceksiniz ya da bir çözüm ortaklığı bulup Navlungo gibi onların ürünlerinizi yurt dışına göndermesini sağlayacaksınız arkadaşlar. Burada accept charge and confirm shipping diyorum. Dediğim gibi herhangi bir ödeme yapmayacağım bu kısımda. Çünkü ben zaten ödemeyi yani yapmış olacağım UPS'e ya da diğer çözüm ortaklıklarına. Bakınız arkadaşlar ürünlerimin gideceği yer burada belli oldu. Şöyle Donchester, New Rosington, United Kingdom gidecek. Burada dikkat etmem gereken bir önemli kısım da ürünlerin shipment label yani gönderim etiketi. Bu etiketler biraz daha büyük etiketler oluyor. Videonun ilerleyen kısmında onun da neye benzediğini size gösteriyor olacağım zaten. Bu etiketleri de kutunun dışına yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Kutunuzdaki ürünleri paketleyip paketi kapattıktan sonra paketin dış kısmına yapıştırıyorsunuz. Paketin tam köşelerini yapıştırmayın çünkü köşeler diğer kutularla yan yana gittiği için aşınabilir. O yüzden orta tarafa doğru yapıştırdığınıza emin olun. Burada arkadaşlar seçmeniz gereken kısım Thermal Printing 4'e 6 inç olarak seçiyorsunuz. Ve burada Print'i seçiyorsunuz. Eğer Amerika'daysanız ya da Avrupa'daysanız ve kendiniz ürünü UPS
ile beraber yollayacaksanız yine ölçüler aynı. Sadece oradaki bir küçük işlem var değişik olarak, onu gösteriyor olacağım zaten. Dediğim gibi 4x6 olacak şekilde print ediyorsunuz. Bakınız arkadaşlar, burada ürün geldi. Bunu paketin üzerine yapıştırıyorsunuz ve en son kısımda ise Proceed to Enter Tracking Details'ta artık yolladığınız kutunun takip numarasını Amazon'a bildiriyorsunuz ve bu kısmı tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gelelim yurt dışından Amazon'a ürün gönderimine. Burada örnek olarak Amerika'dan Amerika'ya bir ürün gönderimi yapacağız. Ship from kısmına evinizin adresini giriyorsunuz. Nerede yaşıyorsanız Amerika, Kanada, İngiltere vesaire gönderim yapacağınız yerin adresini girmeniz gerekiyor. Ben buraya örnek olarak Aradepo adresimi girdim. Marketplace Destination ürünler Amerika'ya gidecek. Amerika'dan Amerika'ya. United States diyorum. Ürünümü aldım. Bir tane kutu olacak diyorum. Ürünümün buraya arkadaşlar, ürünün yine son kullanma tarihini giriyorum. Burada bakın benden bir paket teslimatı için şablon oluşturmamı istiyor. O şablonu oluşturalım, sorun değil. Kutu da bu üründen 10 tane olacak diyelim. Kutu ölçüleri 12, 12, 16 olsun. Paket ağırlığım da arkadaşlar 10 kilo olsun. Ürünleri Who Labels Unit kısmında Buy Seller işaretliyorsunuz. Eğer Amazon'a etiketlendirirseniz etiket başına 55 cent alır. Hiç gerek yok. Şurada prep kategori kısmında daha demin açıkladığım gibi ön hazırlığa gerek var mı yok mu onu size soruyor. Eğer varsa o kısımda da ilgili seçeneği işaretlemeniz lazım. Save diyorum. Save dedikten sonra akabinde burada arkadaşlar bakın template kısmı geldi. Bu template'te individual unit'i de seçebilirsiniz aslında. Aynı şey denk gelecektir. Bazen sistem bug'a girip sizden bir şablon oluşturmanızı istiyor daha deminki gibi. Şablon oluşturduktan sonra şurada individual unit ise tekrardan geri gelebilirsiniz. Çünkü burada asıl olması gereken şey individual units kısmı zaten. Dediğim gibi eğer individual units'i seçemezseniz bende olduğu gibi ilgili bilgileri girin. Daha sonrasında individual units'i seçilimini yapabilirsiniz. Dediğim gibi 10 tane ürün yollayacağım demiştim. Ürünün son kullanma tarihini giriyorum. Arkadaşlar burada tekrardan gösterdiğim gibi geçenkinde FNSÜK etiketleri geldi. Onları kaydediyorum ve pack individual units diyerek devam ediyorum. Hepsi bir kutuya sığacak diyorum. Kutunun bilgilerini tekrardan giriyorum. 12, 12, 16 olsun. Tamamdır. Devam ediyorum tekrardan. Arkadaşlar inbound placement service fee, gönderim yaptığınız kutuların ebatına göre Amazon'un müşterilere daha hızlı bir şekilde bu kutuları ulaştırması için sizden aldığı bölgelere göre değişiklik gösteren yeni bir ücret. Bu ücret yoktu, yeni çıkardı. Bunun artıları ve eksileri var. Eksi tarafları biraz daha gönderim maliyetlerinin fazlalaşması, gönderim kutusunun büyüklüğüne ve ebatına bağlı olarak. Ancak en iyi tarafları artık ürünleriniz çok daha hızlı bir şekilde Amazon envanterine geliyor ve çok daha hızlı bir şekilde ürün sirkülasyonuna devam edebiliyorsunuz. Çok daha hızlı bir şekilde satışlar gelmeye başlıyor. Ben bir ayda Amazon envanterine ürün ulaştırırken artık çok kısa bir sürede ürünleri yolladıktan sonra Amazon'da ürünlerimin aktif hale geldiğini görüyorum ve bu da bence çok önemli bir özellik. Bakın burada sizden belli başlı bölgeleri seçmenizi istiyor. İst kısmındaki minimal lokasyonlara göndererek mi müşterilerinize servis sağlamak istersiniz? Merkezde mi yoksa West kısmında mı olsun diye size soruyor. Burada East'i seçebilirsiniz. En uygun East'teki lokasyonlara minimal olarak gönderilsin seçebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar ek olarak size ürünlerinizin ölçüsüne ve ağırlığına göre ne kadar bir ödeme yapmanız gerekiyor. O kısımlara da biraz değinmek istiyorum. Eğer standart bir ölçüde ise 21 ile 68 cent arası bir ücret ödüyorsunuz ürün başı. Eğer oversize ise yani büyük çaplı bir ürünse 2,16 dolarla 6 dolar arası bir ödeme yapmanız gerekiyor. Ürün gönderimi inbound placement fee noktasında dediğim gibi burada anlatmış. Aşağıya linkini koyarım eğer bunun nasıl bir ödeme olduğunu dair daha fazla bilgilendirme isterseniz. Ama dediğim gibi kısa minimal lokasyonlar vasıtasıyla kısa ara depolar, küçük ara depolar vasıtasıyla ürünün müşteriye çok daha hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak temelli bir çalışma yapmış. Amazon müşteri memnuniyetçi bir şirket. Amerika'nın en büyük 7 şirketlerinden bir tanesi. Vizyonunda da zaten customer centric olduğundan dolayı artık bu tarz yeniliklerine Amazon'un aşinayız satıcılar olarak. O yüzden maliyetlere değil her zaman kâra odaklanıyoruz. Burada arkadaşlar şöyle sayfayı biraz itelim. Evet, ürünün ölçüsüne ve boyutuna göre yine ödeme kısımları da
karşıma geldi. Buradan ayrıntı olarak inceleyebilirsiniz. Bu sayfanın linkini aşağıdaki açıklamalar kısmına koyacağım daha ayrıntılı bilgi için. Şimdi videoya geri gelelim. Evet arkadaşlar, bölgeyi seçtikten sonra ve UPS'i seçtikten sonra, çünkü UPS partner olarak yurt dışında çalıştığını söylemiştim. Her şey okeyse bakın burada accept charts and confirm shipping'i bastığım zaman bana daha demin aldığım FBA etiketini verecek. İkisinin arasındaki fark bu, önceden ödenmiş prepaid label görevi görüyor. Yani bunu ürünün kutusunun dışına yapıştırıp UPS'e götürdüğünüz zaman artık barkodu tarayıp ürünlerin Amazon'a gönderilmesini sağlayabilecek bir etiketi size vermiş oluyor Amazon. Bu kısma geldiyseniz kendinizi bir tebrik edin. Bir de soğuk bir su için. Çünkü ilk gönderiminizi başarıyla yapmış sayılıyorsunuz. Şimdiden ben sizi tebrik etmiş olayım. Bu kısmı bitirdik. Gönderim kısmı bu kadardı. Şimdi gelin teslimat kısmına bir kere daha göz atalım. Kutu ve etiketleri yapıştırmak için kullanacağımız iki adet etiket çeşidi var. Bunlardan bir tanesi Efensuki etiketi. Efensuki etiketleri 210 çarpı 1 inç olurken, kutunun dışında yer alacak etiket ise 4x6 inç oluyor. Bu etiketleri yazıcımızdan çıkardıktan sonra ürün etiketimi elime alıyorum. Daha sonrasında ürünü alıyoruz. Ürünümüz bu. Ürünün arka tarafına, yani barkoda gelecek şekilde ürünü etiketini yapıştırmanız gerekiyor. Ürünümü aldım. Şu şekilde çıkartıyorsunuz ürün etiketini. Barkodunun tamamen okunur olduğundan emin olun arkadaşlar. Barkodun okunamaması gerçekten büyük bir sıkıntı. Daha sonrasında şuradan barkodu, yani ürünün kendi üreticisinin barkodunu kapatacak şekilde yeni barkodu şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Bakınız, şekil ağda gözüktüğü gibi. Diğer bütün etiketlemelerim için aynı şeyi uygulayacağım. Gerekli etiketlendirmeleri de yaptıktan sonra arkadaşlar, ürünleri kutunun içine koyuyorsunuz, bantlıyorsunuz. Ardından ürünün ölçülerini almanız gerekiyor. Ölçü için kara düzen mezura kullanabilirsiniz ya da akıllı telefonlarda measure uygulamaları var. Bu uygulamalar otomatik olarak kutunun ölçüsünü kamera aracılığıyla size gösteriyorlar. Bu ürünün ölçülerini ve bunları şurada sayfanın diğer kısmında görmüş olduğunuz gerekli yerlere yazmanız gerekiyor ki Amazon depoya ulaştığı zaman ürünler nerede, kaç kilo ve kaç tane ürün geldiğini anlayabilsin diye. Umarım faydalı bir video olmuştur. Daha farklı bir içerik görmek isterseniz Amazon'la ve e-ticaretle alakalı, lütfen bizlere de yorumlar kısmında bunu bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.